Şimdi de kameralarımızı Balıkesir Ayvalık'a çeviriyor ve sözü muhabirimiz Çiğdem Koçer'e bırakıyoruz. Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ayvalık'ta emlak danışmanlığı yapan ve ortak olarak çalışan, ayrıca ortaklıkta mimarlık hizmetini sürdüren isimleri tanımış olacağız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Mustafa Hancı. Yaklaşık bir yıldır sektörün içerisindeyim. Daha öncesinde 12 yıl devlet memurluğu yaptım. Yine tapu müdürlüğünde çalışıyordum. Yine sektöre yabancı değilim aslında, gayrimenkul sektörüne. Size bu işe iten sebepler neydi? Bir hayal mi vardı? Ya çok istiyordum yani. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben size. 2 yıldır gayrimenkul alım satımı yapıyorduk. Arkadaşımla birlikte, şu anki ortamla birlikte. Sektörün iyice içine girdik. Vatandaşla, köylülerle haşır neşir olduktan sonra artık zamanı dedik. Böylece girmiş olduk. Emlak ve gayrimenkul alanında verilen hizmetleri Mustafa Hancı'dan dinliyoruz. Şöyle söyleyeyim, alıcı ve satıcıyı güvenli ortamda buluşturmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz ki sektör çok... Sıkıntılı bir sektör olarak görüyorsunuz. Sıkıntılı derken şöyle, insanların güven problemi oluşmaya başladı yavaş yavaş bu sektörle alakalı. Biz bu güven problemini tamamen yıkmak için buradayız. Peki bu güven problemini yıkmak için neler yapıyorsunuz? Şöyle, biz genelde alıcı ve satıcı ofisimizde hiçbir ön koşulu olmadan buluşturuyoruz. Onun dışında kendi aldığımız gayrimenkulleri de vatandaşlarla buluşturuyoruz. Biz genelde uygun fiyatlı gayrimenkullere erişebiliyoruz köylülerden. Bu gayrimenkulleri aracısız bir şekilde direkt alıcılarla buluşturabiliyoruz. İnsanların kendi yaşamsal alanlarını oluşturabilecek yerler arıyorlar. Bungalov yapılabilecek, küçük bir bahçe olsun, hobi bahçesi olsun yapmaya çalışıyorlar. Haliyle Ayvalık'ta bunlar fazlasıyla mevcut. Onun dışında köy yerleşik alanlarında, Ayvalık'ın şu anki köy yerleşik alanlarında çok fazla talep var. Güzel, arz talep var yani anladığımız kadarıyla. Şimdi bizler arsa, arazi alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? İlk önce taşınmazın hisseli olup olmadığına çok dikkat etsinler. Tapu müdürlüklerinden taşınmazın satıcısıyla birlikte müracaat edip üzerinde herhangi bir takidat olup olmadığını mutlak suretle kontrol etsinler. Akabinde eğer ki taşınmaz arsa ise imar durumunu öğrensinler. Üzerinde herhangi bir problem, yapılaşma probleminin olup olmadığını mutlak suretle öğrensinler. Çünkü Ayvalık'ta şöyle bir durum var. Sit alanlar çok fazla. Yani taşınmazın vasfı arsa olup da ev yapılamayacak çok arsa var. Mutlak suretle tapu müdürlüğü, belediyelerden gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. Akabinde taşınmazı mutlak suretle yerinde görsünler. Çünkü çok fazla insan yer görmeden satın alıyorlar. Evet, satıcıyı da araştırmak gerekir değil mi? Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız çok fazla görmeden yer alıyorlar. Özellikle burada akrabalarına çok fazla güveniyorlar. Ama sonuçta akraba da olsa para her zaman işin içinde olduğu zaman vatandaşları mağdur edebiliyorlar. Mustafa Bey, geleceğe dair plan, projeler nelerdir? Geleceğe dair şöyle bir planımız var açıkçası. Köy yerleşik alanlarını fazlasıyla, daha doğrusu kırsal yerleşim alanlarında çok fazla açıklık var. Bu açıklığı değerlendirmek istiyoruz. İnsanlar kırsal hayatı daha çok seviyorlar artık. Onun dışında izole olmak istiyorlar. Yani insanlar artık beraber yaşamak istemiyor. İzole bir yaşam istiyorlar. Bu izole yaşamı da kırsal alanda çok rahat bulabiliyorlar. Bizim asıl amacımız kırsal alanda genişlemek. Hazır tarihten bahsetmişken, restore evlerden bahsetmişken ekip arkadaşınız olan Cihan Bey ile de konuşacağız. Sizlerle de sohbetimizi sonlandıralım o halde. Çok keyifli bir sohbetti. Hayatınızda çok başarılar dileriz. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi de sohbetimize Mimar Cihan Taş'ı tanıyarak devam ediyor ve yapılan çalışmaları dinliyoruz kendisinden. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz Ayvalık'a. Teşekkür ederiz. Bizler değerli isim olan Mustafa Hancı Bey'i tanıdık, ortağınız. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz?
Cihan Taş, yaklaşık olarak bir 10 senedir Ayvalık'ta ikamet ediyorum. Normal ikamet adresim İstanbul'daydı. Okul vesilesiyle Ayvalık'a tanımış oldum ve daha sonrasında da kalmış oldum. Peki burada neler yapıyoruz? Biraz işimizden, hizmetimizden bahsedebilir miyiz Cihan Bey? Şimdi Ayvalık'ta tekniker olarak okuduktan sonra belli başlı sektörlerde çalışıp Ayvalık'ın hem kalkınması açısından halkımız için hem de kendimiz için faydalı olması açısından güzelliklerle daha da kalkındırmaya çalışıyoruz aslında. Mimar olarak da yaptığımız projelerle eskiyi yaşatma anısı adına restorasyon ve diğer proje kapsamlarında yer alıyoruz burada. Eskiyi yaşatma anlamında dediniz. Peki bu köy evleri mi oluyor yoksa tarihi evler mi oluyor? Şimdi Ayvalık eski mübadele zamanından kalan taş evlerimiz var bizlerin burada. Doğal süliyet dediğimiz bir olayımız var Ayvalık'ta. Eski ruhu yaşatacak evlerimiz var. Bilirsiniz herkes evlerde büyür fakat büyüdükten sonra o evlerin bir anısı vardır. Herkes her evde mutlu olamaz. Ayvalık evlerinde kendine özgü has yapısıyla birlikte, iki katlı yaşamla birlikte bütün geçmişi barındıran, eski hayatı andıran birçok yapısal özellikleri var. Biz de onları biraz daha bitmiş halde olup ya da hastalanmış evlerimizi sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz, restore ederek. Peki yine aynı yapılarla mı devam ediyorsunuz yoksa yenilikçi fikir anlayışıyla biraz daha modernize mi ediyoruz? Şöyle aslında eski yaşamları kendi güncel hayatımızda bazı olanakları sağlayarak güncel yaşamımızı endeksleyebiliyoruz bazı durumlarda. Restore kısmında aslında insanların görmek istediği eski yaşam. Yeni yaşamı zaten bütün insanlarımız her yerde mevcut bir şekilde görebiliyor. Bizim amacımız da eskiyi yaşatmak burada. Onlara o eski havayı tekrardan solutmak. Peki sadece Ayvalık sokaklarında mı varsınız? Farklı illerde, memleketlerde var olabilir misiniz? Olabiliriz fakat ekipman olarak ve arkadaş güçlerimiz o kadar çok daha ilerlemedi bizlerin. Yeni bir senelik bir firmayız şu an biz. 10 senedir Ayvalık'tayız fakat bir senedir bu firmada tek başımıza ilerliyoruz. Sadece şu an 10 yıllık süre zarfında Körfez bölgesine hitap edebiliyoruz. Çünkü Körfez bölgesine ciddi anlamda hakim olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Cihan Bey, ileriye dönük hedefler nelerdir? Planlarımızın arasında neler var efendim? İleriye dönük hedeflerimiz arasında daha yaşamsal alanları sağlamak insanlara. Tabii bunları yaparak da yaptığımız işten de zevk almak istiyoruz. En güzel şekilde de hayata binaları geçirip binaları da insan gibi görüp onlara da bir hayat vermek. Peki Ayvalık'ta yapılar nasıl? Daha küçük yapılar mı yoksa büyük yapılar mı var? Küçük yapılar var. Zaten bitişik nizam. Hepsi dar sokaklarda, Arnavut kaldırımları, cumbalı, iki katlı, daha böyle eskiyi andıran yapılarımız mevcut. Bunlar da genel anlamda bölgesel olarak bir de biz burada Ayvalık'ta şimdi şey de var. Zeytin ve zeytinyağcılığıyla uğraşan halkımız var burada ve ünlüyüz zaten bu konuda. Eskiden burada yaşayan mübadele zamanındaki insanlar burada her evlerin altına bir kuyusu ve zeytin ve zeytinyağını depo edecek alanları, küpleri bulunurdu. Bunları şimdiki nesil tabii ki de yerine getirmiyor. Onları tamamen biz görsel olarak kullanmaya başladık. Bu faaliyetleri gösteren kimse yok. Ama bunları tabii biraz da öne çıkartıp insanların bunları da görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Harika. Peki Cihan Bey, çalışma alanınızda kendinizi başarılı buluyor musunuz? Buluyoruz. Neden buluyoruz? Bulmasaydık biz bu firmaya bir sene önce başlamazdık, yola çıkmazdık. Başarılı bulmamızın sebebi de tamamen çevremizdeki insanların bize güvenmesi ve yakın arkadaşlarımızın bize samimi olması. Evet, çalışmak da aslında mutluluk. O işte doğru orantılı olmalı bence. Peki siz şu an mutlu musunuz? Şu an gayet mutluyum. Ekip arkadaşlarım ve ben yaptığımız iş olarak gayet mutluyuz. Daha da iyi yerlere geleceğiz diye inşallah düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Cihan Bey. Keyifli sohbetinizden ve vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere de iş hayatınızda çok başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlere de geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Balıkesir Ayvalık'tan seslendik. Öncelikle çok değerli emlak danışmanı olan Mustafa Hancı Beyefendi, sonrasında restorasyon hizmetini sürdüren ve çok değerli mimarımız olan Cihan Taş Beyefendi'yi tanımış ve sizlerle tanıştırmış olduk. Hizmet almak isterseniz iletişim halinde olduğunuzda beyefendiler sizlere hizmeti sunacaklardır. Şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü isimlerimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.